İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Bir bakış açısında da karşınızdayız. Ankara'daki üçlü zirveyi ağırlıklı olarak konuşacağız. Nitekim dün Ankara'da önemli bir gün yaşandı. Suriye'nin geleceğine ilişkin üç lider bir araya geldi. Astana sürecinin devamı olarak bakılıyordu bu zirveye. Hemen hatırlatalım, bu zirvenin ardından bir sonraki toplantı İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Rouhani bir araya geldi. Üçlü görüşme yaptılar ve ardından ortak basın açıklaması yapıp bir de sonuç bildirgesi yayınladılar. Tüm bunları yine her akşam, her programda olduğu gibi Doktor Can Ulusoy'la konuşacağız. Can Ulusoy, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii önemli mesajlar var, satır arasına gizlenmiş önemli ifadeler var. Öncelikle şunu vurgulayalım. Üç liderin ortak açıklamasında öne çıkan söylen, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve belli bir fraksiyon temelinde olmayan yapısına kuvvetle bağlı olunması deniliyor. Yani üç lider de Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalınması gerektiğini ve söylüyor ve yol haritasını da bu şekilde belli ediyor. Değişen bir şey yok aslında, değil mi? Yani üç ülkenin politikasının burada kesişmesi aslında geçmiş politikalarla arasında bir fark olmadığını da gösteriyor. Şu vurgu şurada önemli. Hı hı. Yani neden bu öne çıkartılır? Şimdi bak, bir şeyi vurgularken, hı hı, değil mi? Ya önünüzde çözmek zorunda olduğunuz temel mesele odur. Ya da o mesele üzerinden farklı kuvvetler sizi tehdit ediyorlardır. Önceliği alırsınız. Şimdi eğer Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, vurgu varsa, milli egemenliğine ve bağımsızlığına bu kadar vurgu varsa, bu öne çıkartılıyorsa, öyleyse Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına bir tehdit var. Şimdi diyecek herkes, ya zaten ülke iç savaşta. Nasıl tehdit olmaz? O zaman iç savaşla ilgili şunları konuşalım. IŞİD artık Suriye için tehdit oluşturabilecek bir güçte değil. Muhalifler ise tamamen İdlib'e neredeyse artık taşındılar. Yani birazcık Hama'da, biraz Humus'ta varlar. Fakat temel itibariyle artık Suriye'nin geniş coğrafyasında nüfusunun %85'lik kısmında hakim olan Esad rejimi. Tek güç kalıyor YPG, PKK o zaman. Evet. Artı muhalifler içinde El Nusra'yı da terör örgütü olarak biz de kabul ediyoruz. Diğer kalan muhalifler bir şekilde işte çözüm süreci dediğimiz Suriye'deki o Astana ile başlayan, Soçi ile devam eden, İstanbul toplantısında iyice geliştirilen fikirlerde zaten Esad rejimiyle bir anlaşma üzerine konuşulacak. O zaman kim tehdit ediyor Suriye'yi? Yani bugün muhalifler tehdit edecek durumda değil. Zaten muhaliflerin üzerindeki en büyük patronaj Türkiye tarafından yapılıyor ve Türkiye masada İran ve Rusya ile ortak hareket ediyor. Buradaki temel mesele işte hangi şartlar altında bu sorun çözülecek? Herkes masada birazcık bunları tartışacak ama kimsenin şundan şüphesi yok. Yani Türkiye ve Rusya bu konuda anlaşır. Suriye'nin nasıl barışa gideceği noktasında. Neden? Çünkü Türkiye ile Rusya karşılıklı olarak büyük projelerle o kadar bağımlılık ilişkileri oluşturdular ki, yani herhangi bir meseleyi çözmüyoruz ve çatışmayı seçiyoruz deme lüksleri kalmadı. Ya bak, bugün düşün. Rusya'dan 4,5 milyon turist geldi. Bu sene 6 milyon bekleniyor. Türkiye'nin en büyük turizm ortağı. 20 milyar dolarlık Akkuyu nükleer santrali ve, hı hı, bir nükleer santralin ne kadar stratejik bir yatırım olduğunu anlattık. Evet. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen hava savunma sistemini Rusya ile beraber kuruyor. Tabii. S-400'lerle. Bununla beraber Mavi Akım'dan sonra bir de biliyorsun Karadeniz üzerinden ikinci bir boru hattı Trakya'ya bağlanarak dünya pazarlarına dağıtılacak. Rusya bunu çok istiyor çünkü Ukrayna'yı bypass, evet, etmiş olacak. Şimdi bu kadar karşılıklı ilişkiler var. Buna şeyi de ekleyelim. Türkiye'nin doğalgaz
ihtiyacını, Rusya'nın da Türkiye'den aldığı tarım ürünlerini. Şimdi Türkiye ile Rusya arasında müthiş bir bağımlılık oluştu son birkaç yılda. Ve bu bağımlılık dikkat edersen Sayın Putin ile Sayın Erdoğan arasındaki özel bir ilişkiyle de sağlanıyor. Yani birbirleriyle olan muhabbet, yaklaşımları falan da çok yakın, çok samimi. Şimdi bu noktada kimse Rusya ile Türkiye'nin Suriye konusunda cephe cepheye geleceğini düşünmüyor. Tam tersi sorunu çözer. Öyleyse Suriye'deki bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü karşısındaki tehdit nereden geliyor da bu vurgu öne çıkıyor. Tam da bu noktada bir ifade daha, öne çıkan ifadeyi daha paylaşacağım. Yine 3 liderin ortak açıklamasında şu ifade var. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüyle komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını da ifade etmişlerdir. Evet. Yani burada herhalde bir isim vermedikleri kalmış. Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmamasına. Ki bu Amerika bugün, Birleşik Devletleri'ne bir bugün, mesaj. Çin Dışişleri Bakanı ile Rus Dışişleri Bakanı bir görüşme yaptı. Ve görüşmenin ana konusu biliyorsun Türkiye'deki üçlü zirveydi. Evet. Ve orada ismi de söylediler. Lavrov, ABD'nin pozisyonunun evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle alınan kararların uygulanmasında zorluklar yarattığını belirtmiş ve Washington insani yardımları sadece Suriye topraklarında yarı devlet yaratma planlarını geliştirdiği muhaliflerin olduğu bölgeye gerçekleştiriliyor. Yani PYD'nin, Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden kim? PYD. Evet, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik ve Devletleri. Onun aparatı PYD, PKK. PKK, evet. PYD. Rusya diyor ki Washington insani yardım adı altında sadece YPG'nin PKK'nın işgal altında bulunduğu topraklara yardım o yapıyor. O zaman bak bu İstanbul, Ankara'daki zirve demek ki namlusunu nereye dönmüş durumda? PKK, PYD. Evet, çok ve net. Amerika'ya. Yani bak bu çok tarihi. Amerika ama bir de Fransa çıktı. Onu konuşacağız. Şimdi bak Türkiye dikkat edersen Afrin operasyonuna başladığında Türkiye'deki belli çevreler şunu diyordu. Efendim Ruslar Afrin'deler, Afrin'de Rusların ilişkisi çok sıkı, şudur budur filan bir karmaşa yaratmaya çalıştı. Hiç de öyle bir şey yoktu. Söyledik yani Rusya tabii. Oradan çekilecek ve hava sahasını açacak diye. Şimdi bak, geçen haftalarda Cumhurbaşkanlığı danışmanı İndur Çevik katıldığı bir televizyon programında şunu söyledi. Rusya olmasaydı, hava sahasını açmasaydı biz Afrin operasyonunu yapamazdık. Çok iyi bizimle işbirliği yaptı dediler. Tabii bak şimdi. Düşün Türkiye'yi orada işgalci olarak nitelendiren devletler var. Bir tanesi Fransa. Almanya. Tabii, Almanya evet. Ve Amerika cepheden karşı. Münbiç'e yığınak yapıyor. Bu şartlarda. Bugün bile. Tabii bu şartlarda Türkiye, İran ve Rusya bir bildiri hazırlıyorlar. Suriye önündeki en büyük tehdidin PKK ve Amerika olduğunu net satıyorlar. Şekilde söylüyorlar. Evet. Ve buna izin verilmeyeceğini beyan ediyorlar. Bu bir kere Türkiye'nin diplomatik bir başarısı. Artı bölge ülkelerinin kendilerini esas tehdit eden kuvvet karşısında birliğinin ilanı ve kendi aralarındaki anlaşmazlıkları tali olarak görmeleri. Yani bugün muhaliflerle Esad'ın arasındaki sorunu nasıl halledeceklerine ilişkin yaptıkları tartışma artık bir ikincil konu. Bak tabii. onu çok fazla ellemiyorlar. Şimdi, yani mesela bir Esad'ın gidip gitmemesi tarihi bir konu. Bak şimdi Gürbüt'a tartışma konusu olmuyor. Hatta Putin ne diyor? Yani 100 bin insanın oradan tarih edilmesi çok önemli bir şey. En mühim operasyonunu yaptı. Evet. Doğu Guta ile Afrin aynı zamanda işliyor. Yani Afrin'de terör tepeleniyor. Doğu Guta'da Esad pekişiyor. Zaten dikkat edersen Fırat Kalkanı'nda da öyle oldu. Hep bizim harekatımızla Rusya'nın harekatları beraber başladı. Ve nihayetinde burada Türkiye ve Rusya'nın, İran'ın şey yapamayacağı, çözemeyeceği sorun. Burada sorun Amerika. Ve bak bunun önemli bir neticesi daha var. Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan aslında düzenden ziyade hep söylediğimiz gibi kaotik bir bölge ve dünya isteyen projenin temel sahiplerine vuran bir metin. Çünkü o projenin temeli neydi? Milli devletlerin mezhepsel, dinsel
ve etnik olarak parçalanması. Yani işte kimlik savaşları. Şimdi bak, masada oturanlara dikkat et. Şimdi Suriye'de ne yapmaya çalıştılar ilk önce 2012'den itibaren? İşte bir Alevi, Sünni, Şii, Sünni çatışması üzerinden Suriye'yi bölmek. Bugün Suriye'deki barışı ve bütünlüğü ve hiçbir mezhepsel, dinsel ayrılık kabul etmeden diyerek Suriye'yi tek bir ulus olarak nitelendiren bu zirvenin başında kim var? İran. Türkiye ve İran var. Şii, yani, İran, Sünni Türkiye var. Nüfusunun çoğunluğu Sünni olan Türkiye'nin nüfusunun çoğunluğu Şii olan İran. Çünkü Şiilik ve Sünniliğin bu topraklarda, yani ikisinin de Allahu Ekber diyerek birbirlerini kesmesi, birbirlerini öldürmeleri akıl dışı bir şey. Kimin işine yarar? Evet. Ve bak, o yüzden Orta Doğu'da yükselen değer artık millilik, mezhepçilik değil. Çünkü mezhepçilik üzerinden hareket edildiğinde işte bütün bölgeyi bir ateş topuna dönüştürüyorsunuz. Ama Türkiye ile İran bir masaya oturduğunda artık orada dinsel kimlikler geri plana alınarak ulusal bütünlüklere vurgu yapılmaya başlanıyor. Şimdi bu tabii dikkat edersen dinsel bir temelden kurulmuş olan İran rejimiyle yine İslami bir gelenekten gelen AK Parti'nin liderlik ettiği Türkiye'nin mecburiyetler karşısında kendi dinsel temellerine rağmen onu göz ardı ederek, kenara koyarak, ama dindarlığı kenara koyarak değil tabii, bir kimlik, siyasal kimlik olarak dinselleşmeyi bir kenara koyarak neyi öne çıkardıklarını görüyoruz? Milli devletleri. Şimdi bu ister istemez hem İran'ın hem Türkiye'nin, çünkü bak böyledir, bazen ideoloji öne gelir ve ideoloji üzerinden hayata yön vermeye çalışırsınız. Bazen fakat o ideolojiden... Fakat bu krizli bir şeydir. Çünkü hayat kitaba sığmaz. Böyle olunca da hayatı kitaba sığdırmaya çalışırken oradan buradan açık verir. Ama hayat ideolojiyi belirlemeye başladığında işte siz dinsel ve salt dinsel değil, aynı zamanda mezhepsel bir jargona da sahip siyasal ideolojiler bu jargonlarını önce geriye atmaya başladılar. Daha sonra pragmatist bir temele oturdu. Bu süreç bu partilerin ve devletlerin ideolojik konumlanmasına da tesir edecek önümüzdeki yıllarda. Yani bak, Avrasya yükselirken, kamuculuk yükselirken bununla beraber bir ulusal devletlere karşı duyulan ihtiyaç da yükselecek. Ulus beraber. Devletler. Evet, bunlar beraber olacak. Şimdi bu metin aslında bize neyi vurguluyor? İşte 1990'lardan beri miadı doldurmuş denen milli devletlere sahip çıkan bir hat ve o milli devleti etnik ve dinsel temelde parçalamaya çalışan ikinci bir hat. O ikinci hattı kim temsil ediyor? Amerika ve İsrail. Demek ki milli devlet projesi çok kötü bir proje değilmiş. Hayır, tabii, çünkü bak. Yani milli devlet, yani bundan 10 yıl önce ama milli devleti, ulus devleti ağzınıza almak bile çok riskli bir hadiseydi, tabii, hatırlıyorsun. Çünkü riskli bir hadiseydi. Niye? Sola politik kültüralizm bırakmışlardı. Hı-hı. Onu iktisadi alandan kovdular. O tamamen kimlikler üzerine bir siyaset geliştirdi. Sağda tamamen ekonomizm yaptı. Hı-hı. Böylelikle bir taraf ekonomizm, bir taraf politik kültüralizm yaparken... Bir de Avrupa Birliği süreci vardı. Tabii hiç kimse... Dünyanın hem halini toplu bir şekilde okuma zahmetine girmedi. Oysa ki ulus devletler gümrükleriyle, ulusal piyasalarıyla küreselleşmenin, yani mafyalaşmış ekonominin, mafyalaşmış Amerikan hegemonyasının önündeki engeldi. Bak, bugün... Ulusoy zaten bütün bölgemizde de dünyadaki diğer coğrafyalardaki güçlü ülkelere de baktığımız zaman ulus devletin tasfiye olduğu ülkelerin hepsi bölük pörçük olmuş, istikrarsızlaştırılmış, solun, içinden başka devletler çıkmış, başka ülkeler çıkmış ve iflah olmamış. Bak, solun en büyük hatalarından biri de şu oldu. Milli devletler çökerken bundan en büyük zararı hangi sınıf gördü? İşçi sınıfı. Tabii. Neden? Çünkü milli devlet demek bir kere kitler demekti. Tabii. Kamu iktisat teşekkülleri. Bunlar tasfiye edildi.
kitlerin tasfiyesiyle birçok insan işsiz kaldı. İşçiler sendikal haklarını kaybetti. Değil mi? Tabii. Ücretler baskılandı. Milli piyasa küçüldü. Küçük üretici zarar gördü. Esnaf zarar gördü. Evet. Köylü zarar gördü. Ve yine kamu iktisadi teşekkülleriyle milli devlet örgütlenmesinin ortaya çıkardığı birçok yan sektörel alanlar darmadağın oldu. Tasfiye oldular. Ve yani aslında milli devleti savunmak sınıfsal da bir meseleydi. Öncelikle işçi sınıfının, ki pratikte işçi sınıfı bunu yaptı. Bak 90'lı yıllar ve 2000'lerin başlarının işçi sınıfı mücadelesinin temeli özelleştirmelere karşı mücadeleydi. Fakat bunu yeteri kadar idrak edemeyip tamamen kültürel haklar tartışması üzerinden kimlik siyaseti güden ve işçi sınıfının hayatın zorlamasıyla doğru yerde konumlanan siyasal tutumunun yanında yer almayarak başka o işçi sağladım. Sınıfı kitlelerinden de kopan Tabii. ve marjinalleşen bir sol ortaya çıktı. Şimdi dikkat edersen o klasik sol ve sağ kavramları yerine milli devlet temelinde ve ülkelerin bütünlüğü temelinde. Ya yani bak, devletlerin yaşaması, ülkelerin bağımsızlığı ve milletlerin birliği. Önümüzdeki dönemin anti-emperyalist mücadelesinin temelinde de bu yatar. Bu yani üç slogan. Devletler milli devlet olarak yaşamaya çalışacaklar. Ülkeler bağımsız olmak isteyecekler. Milletler de milli birliklerini savunmak. Şimdi bu üçünü hayata geçiren düzen önerisi işte Çin'den geliyor. Bunu yıkan ve mafyalaşmış ekonomi. Niye mafyalaşmış diyoruz? Bak bir örnek çok çabuk. Trump ne dedi Suriye'den? Çekileceğiz. Ama çekilmediler. Sonra nereye geldi iş? Dedi ki bizim 7 trilyon dolar masrafımız oldu. Suudi Arabistan ödesin. Suudi Arabistan bunu ödesin. Öderse biz kalırız dedi. Ben de, ya bu ne demek? Mafya. Tabii. Yani diyor ki ben silahımı... Kim para verirse ben orada... Ben silahımı kullanırım. Suriye'de kalırım. Fakat bu silahımı kullanma karşılığı haracımı da... Haraç istiyor aslında. Vereceksin. Zaten ekonomi de haraca dayanıyor. Yani ekonomi bugün... Yerde. Karşılığı olmayan dolarları basıp piyasaya sürmek ve buna rağmen piyasanın bu dolarların dolaşımını kabul etmesi Amerika'nın büyük askeri gücü karşısında Amerika'yı başa bela etmemek için verilen haraçlardır. Neden? Yani düşün 2 trilyon dolar reel üretim dönecek, örnek olarak veriyorum 5 trilyon dolar piyasada olacak. O 3 trilyon dolar Amerika'ya ödenen haraç. Almanya'yı nasıl dize getirdiler? Volkswagen'e döverek kestirdikleri işte böyle. Bu bir cezayla. Mafya Müthiş ekonomisi. Cezalar kestiler. Bu bir mafya ekonomisi. O yüzden bu mafyalaşmış dünya içinde dikkat et, bu terör örgütleri sadece milli devletleri parçalamak, sınırları değiştirmek gibi işlere yaramıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar, silah kaçakçılığı yapıyorlar, insan kaçakçılığı yapıyorlar. Yani bu mafyalaşmış kapitalizmin birer elemanı tabii. durumdalar. O yüzden... Bunu da fütursuzca ilan etmekten tabii, geri durmuyorlar. Yani Suudi Arabistan'da kapalı kapılar ardında bu pazarlık yapılabilirdi ama çıkıp bize 7 trilyon para gitti bugüne tabii. kadar. Suudi Arabistan eğer bu parayı verirse... Veya bir kısmını verirse biz Suriye'de kalmaya devam ederiz. Tabii, çünkü demekten de hiç sakınca görmüyor. Amerikan başkanı sanki Amerikan mafyasının patronu değil tabii, mi? Tabii, evet. Yani o şey gitmiş, Don Corleone'ler falan gitmiş. Gerek yok. Eskiden Amerikan devleti vardı. Şimdi bir reel ekonomi olduğu gibi bir de reel ekonominin açıklarını kapatan bir kayıt dışı ekonomi hep vardır. Bu tarihten beri vardır. Yani bu kadarını bütün devletler göz yumarlar. O çünkü belli eksiklikleri kapatır. Amerikan mafyası da buna yarardı. Şimdi hani devlet ve devletin izin verdiği ölçüde kayıt dışı ekonomiyi yürüten mafya kavramı gitmiş. Devletin kendisi mafyalaşmış. Amerikan başkanı bir mafya babası edasıyla yani silahımızı kullanmamızı istiyorsanız para verin. 7 trilyon dolar ya rakama bak 7 trilyon dolar ben buraya harcadım. Şimdi sen bunu kimin faydasını harcadın? Niye harcadın? Kendi bir de bu parayı alamadık diyor. Tabii. Hayır Suudi Arabistan'a diyor ki bak ben buradan bir çekilirsem
seni duman eder İran falan. Hayır ama ondan önce Suudi Arabistan aman ne olur çekilme İran oraya hakim tabii. olur diye kendileri açıklama yapmıştı. O zaman para verin ben kalayım i̇şte dedi. İşte Suudi Arabistan'ın acıklı durumu. Yani bak Amerika'dan aldığı silahların haddi hesabı yok. Tabii doğru. Her yıl Amerikan ekonomisine, daha Amerikan silah sanayisine milyar dolarlık milyarlar harcıyor. Evet. Fakat Yemen'de içler acısı durumda. Tabii. Yani elinde Kalaşnikov'tan başka bir şey olmayan yok. Husi güçleri karşısında darmadağın. Yani her gün bir ton Suudi Arabistan askeri orada ölüyor gidiyor. Amerikan ordusu da zaten bunu görüyor. Yani eline silah verdik ama hiçbir iş yapamıyorlar. Hiç ben olmazsam senin halin duman. Gerçekten de öyle. Yani İran karşısında bütün perişan teknolojik oluyorlar. Üstünlüğüne rağmen İran'ın Suudi Arabistan'ı dağıtması bir hafta alır. Bütün teknolojik üstünlüğüne rağmen. Üstelik Suudi Arabistan'daki teknolojik üstünlük İran'da olmamasına rağmen. Ya tabii ne uçak yani, bakımından ne savunma sistemleri fakat bir haftada dağıtır. İşte dikkat et yani petrodolar sistemi 70'lerin gitgide petrodolarlar bir şeye mafyokrasiye döndü. Yani Amerikan bürokrasi bir mafyokrasi olarak çalışıyor. Şimdi bu mafya karşısında duranlar devletlerdir. Türkiye devleti, İran devleti, Rus devleti. O yüzden devletleri çökertmek öncelikli. Yani Türk devletini kaç şeyle denediler, başaramadılar. Tabii. İran'da ayaklanma girişimleri, provalar filan. Rusya'da ise Rusya'yı dört koldan sıkıştırarak. Fakat bu bildiri Suriye önündeki tehdidi çok doğru bir şekilde saptıyor. Evet. Suriye'nin temel meselesini çok doğru saptıyor ve bu konuda gitgide değil mi birbirleriyle ortaklığı geliştirdiklerini. Hatta bak Sayın Erdoğan önemli bir şey söyledi. Bu dedi Cenevre'ye şey değildir, alternatif değildir. Evet. Ama istiyorlarsa alternatif olur. Mesela bak Türkiye bugüne kadar hep neyi vurguluyordu? Bu Cenevre'ye katkıdır, temel süreç Cenevre'dir. İlk defa şimdi ilk cümleyi boş ver, ikinciye bak. Gerekirse olur. Neden? Çünkü Suriye'de çözüm öne çıktıkça, Suriye'de terör tepelendikçe Batı artık taşeronlarını bırakarak bizatihi müdahale olma yoluna girdi. Bak Amerikan sahaya direkt giriyor. Amerikan ordusu savaşıyla yürümüyor iş. Amerikan ordusu orada toparlanıyor. Şu Fransa ordusu giriyor ve dikkat edersen bir bu Afrin harekatı başlarken ben ısrarla her program bir şeyi söyledim. Hani daha sonraki aşamada Münbiç konuşulurken biliyorsun ne dedim? Türkiye Münbiç'te sanki Amerika ile karşılaşabilecekmiş gibi ittifak sistemini hazırlamak zorunda. O yüzden Suriye rejimiyle de konuşmalı, devletiyle konuşmalı dedik. Gerçi istihbarat kanalları konuşuyor. Ama işte Rusya ve İran'la gelişen ilişki aslında Suriye'de de gelişen bir ilişki. Şimdi bak karşımızda Münbiç, Fransa ve Amerika tarafından takviye edilmiş durumda. Bugün Münbiç'ten fotoğraflar yayınlıyor yabancı ajanslar. Bütün meydanlarında Amerikan askerleri ve Fırat kalkanına doğru dönmüş Amerikan top namluları. Evet. O yüzden Türkiye, bak Rus basını bir şey yazdı. Tarihimizde ilk defa Türkiye dostumuz. Şimdi 1930'larda da dostuk. O yanlış bir saptama. 60'larda da aramız iyiydi. Fakat o yıllarda gazetecilik yapmıyorlarmış. Fakat şöyle bir fark var bugünün. 1930'larda Türkiye Batı'ya rağmen Rusya ile dost değildi. Türkiye Batı ve Doğu ile eşit ilişkiler geliştirmeye çalışıyordu Mustafa Kemal Denge döneminde. Ama hani hangisiyle daha yakındı dersen Sovyetlerle belli alanlarda daha yakındı ama kendi istikametini yine Batı'da görüyordu ve İngiltere ile de sürekli yeni ittifaklar geliştiriyordu. 60'larda Batı kampındaydık. Fakat Amerika'dan yediğimiz kazıklar tabii. aşikar olunca yakınlaştık. Ama bak bu sefer fark şu. O iki dönemde de Türkiye'ye yönelik ciddi bir Batı tehdidi yoktur. İlkinde zaten yok. İkincisinde Batı'nın bize kazık attığı yerler var. Fakat bu sefer Batı tehdidine karşı ve bu tehditle karşı karşıya gelen üç ülke bunlar. Ve bu üç ülke tarih boyunca çok yan yana gelmemiş. Yani ayı, bozkurt ve aslan üçü beraber hiç dövüşmediler bugüne kadar. Ve bu açıdan mühim. Yani ayı, bozkurt ve aslan
İşte Amerikan kartalına, Fransız horozuna karşı şeydeler. Hiç karşı karşıya geldi, hiç bir araya de gelmediler. İlk karşı defa karşıya geldikleri oldu. Gerçi İran'la biz çok şükür 1600'lü yıllardan beri sonra öyle gelmedik. Çok karşı karşıya gelmiyoruz. Dikkat ediyoruz. Rusya ile 19. yüzyılda, 20. yüzyıl başında, 1900... Dünya Savaşı'nda çatışmalarımız oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir buhranlı dönemler. İşte Rus ayısı, Türk bozkurdu, İran aslanı. Bir de bugün buna kim eklendi zaten o açıklamayla? Çin ejderhası eklendi. Yani bu şunu gösteriyor. Türkiye bu konuda kararlı durdukça, kendi bağımsızlığı noktasında bu ittifaklar derinleşiyor. Fakat bu ittifaklar derinleştikçe, ki onu da konuşalım, herhalde reklamdan sonra fırsat olacak. Bak, Yunanistan'dan da yeni şeyler geliyor. Yani hep o yine seninle konuştuğumuz meseleler. Doğuda ve batıda eş zamanlı sıkıştırma çalışmaları var. Bir reklam arasından sonra devam edelim. Değerli izleyenler, kısa bir reklamın ardından sonra yine biz burada olacağız. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can Ulusoy, Yunanistan demiştin ve Yunanistan derken reklam arasına gitmemiz gerekiyordu. Türkiye hem doğudan hem batıdan sıkıştırılıyor tezini birkaç programdan bu yana dile getiriyoruz. Komnenos, Yunanistan Dışişleri Savunma Bakanı, provokatif bir açıklama yaparak 7000 askeri, 3500'ü adalar olmak üzere, 3500'ü de Meriç Nehri sınırı olmak üzere yerleştirdiklerini söyledi. Türkiye tehdidine karşı. Aynı dönemde Çipras'ın bir açıklaması var. Çipras'ta Türkiye'nin uygulamalarını iki ülkenin arasını bozmaya yönelik provokatif hareketler olarak nitelendirdi. Yani Yunanistan'dan Türkiye'ye salvolar devam ediyor. Nereye kadar bu salvolar devam edecek ve bu işin sonu nereye gidecek? Ne öngörüyorsun? Nereye varacak? Şimdi bunlar daha da büyüyecek. Geçen haftalarda söylemiştim. Yani Akdeniz'de petrol ve doğalgaz havzaları var. Evet. Yani dünyada petrol bitiyor derken işte yeni enerji şeyleri orada bulundu. Hani bir de başımıza petrolle gaz çıkacak bölgede yani. Ve işte o zeytindi, yok efendim balıktı, maviliklerdi diye anlatılan Akdeniz şimdi petrolün zifti üzerinden, değil mi? Daha karanlık bir yer olma ihtimali var maalesef. Şimdi birileri bunu paylaşmaya çalışacak. Tabii. Ve paylaşırken de işte kimilerine de böyle küçük, hani nasıl söyleyeyim, bir yemek yersin de artıklar kalır, onları birine bırakırsın. Şimdi maalesef bak, bu kavramı çok kullanmak istemiyorum ama hani her zaman da söylemem. Ama belli milletlerin bir tarihsel kaderi oldu 19. yüzyıldan beri. Yani sömürgecilik ve daha sonra emperyalizmin ortaya çıkışıyla beraber. Büyük ülkelerin maşası olmak. Evet, bak mesela Türkiye'nin Batı ile olan işbirliği başka bir kamp boyutta, meselesiydi. Tabii. Ama öyle ya da böyle Türkler hani bu toprakları vatanlaştırmak için 1000 yıldır savaşıyorlar. Değil mi? Bak 1071, 2017, 1050 yıldır. Tabii. Yani 1050 yıldır biz bu topraklarda işte hür insanlar olarak yaşayacağız diye savaşıyoruz. Emperyalizmle savaşımız 150 yıldır. Hani tabii arada geçişler var, şunlar var, bunlar başka. Fakat mesela bak bölgede Yunanlar, Ermeniler ya maalesef. Yani burada halklara bir şey demiyorum. Dünyadaki bütün milletler birbirlerinden üstünlük veya alçaklık gibi ayrımlara tabi tutulamaz. Tabii.
Yunan kültürü, Ermeni kültürü çok değerlidir. Yunanlar, Ermeniler tek tek bireyler olarak çok kıymetli insanlardır. Bölgenin kadim halklarıdır ayrı. Ama Yunanistan'ı yönetenler ama, kendilerini kullandırtıyorlar. Ama Yunanistan bir tarihsel kader olarak her dönemde bu tarz bir maşalık görevi üstleniyor. Ve yani bunu yaparken rahatça kullanabilirsin. Venizel Lozan konferansındaki konuşmasında evet, bizzat itiraf devletlerinin kendilerini kullandığını tabii, itiraf ediyor. Ve bak dikkat et, bunu yaparken de sürekli tarihsel dosyaları açarak buradan Yunan milliyetçiliğini harekete geçirecek, aslında dayanaklarını tarihte bulmakta zorlanacağı ucuz sloganlarla bunu yapıyor. Komnenos ne demiş? Efendim, Türklere karşı bütün Yunanlar birleşecek. Şimdi, acayip bir laf. Yani kendisini şeyde zannediyor herhalde. Pers İmparatorluğu, Ahamanişler Yunanistan'a yürüyor da hala işte Sparta'da Leonidas, Atina'da Temistokles'ler filan var. Yunanlar böyle küçük krallıklar halinde yaşıyor. O zaman birleşmişlerdi ya, yine birleşecekler ve doğuluları yenecekler. Çünkü o zaman ne diye düşünüyordu? Efendim, doğulular İstanbul'a, Trakya, Ege'ye gelmişlerdi. Attılar, sonra İskender'le oralara kadar yürüdüler. Şimdi onun bakışı bu. Yani doğu, aslında doğu ve batı arasındaki bir kavga okuması açısından çok hani teşbihin sorunları olmakla beraber bir şeyler söylüyor. Ama tarihsellik öyle değil. Yani Ahamanişler Darius dönemlerinde filan oraya geldikleri zaman buraya yerleşmeye, vatandaştırmaya gelmediler. Evet. Bir orduyla geldiler. Burayı imparatorluklarına bağlı bir yer haline getirmek için. Türkler ise kavimler halinde, değil mi? Orta evet, Asya'dan buraya aktılar ve burayı bir vatan kılmak için geldiler. Vatan kıldılar. Ve bir mücadeleler. Burasını yaptılar. Türkleştirdiler. Yani yoksa şimdi etnik köken olarak girdiğimizde Türkiye'de 70 milyon insanın, değil mi, gen haritasına bakılsa işin içinden çıkamayız. Neler çıkar. Tabii. Fakat bir milli kimlik olarak, bir üst siyasal kimlik olarak, ki alt siyasal kimlik diye bir şeyi de kabul etmiyorum. Hı hı. Hani bir yurttaş kimliği olarak Türklük, Türk kimlik, milleti bu bin yıllık serüveni içinde ve modern dönemde de milliyetçilik anlayışının ortaya çıkışıyla burada tesis oldu. Burası vatandaştı ve bir millete ait oldu. Yani sen Yunanların yaşadığı veya İyonların yaşadığı, Friglerin yaşadığı bir Anadolu toprağından Ahamanişleri falan göndermiyorsun. Bir kendine gel. Ki o saçmalığı, o hayali en son kurduğunuzda yani İzmir'den yüzerek falan kaçmaya kalktınız. Tabii. Yazık oldu. Yani on binlerce Yunan gencini bu topraklarda bıraktınız. Değil mi? Müthiş. Küçük Asya bunda felaketi diye, evet, diye adlandırırlar bunu. Evet. Ve aklı başında Yunan devlet adamları o zaman uyarmışlardı. Evet. Mesela iyi bir askerdir. Daha sonra gerçi diktatör de oldu. Hayır, Metaksas. Bozgundan sonra idamlar var Yunanistan'da. Tabii Metaksas söylemişti. Tabii. Yani Anadolu derinliğinde bizi mahvederler. Şimdi Yunanlar... Tabii İngilizlere biraz yüklemişlerdi. Tabii bunu. Yunanlar ne yaptılar kendisi şimdi? Ekonomileri sıfır. Batmış bir ülke. Bütün ipleri Batı'nın elinde, Amerika'nın elinde, Almanya'nın elinde. Şimdi Akdeniz'de bir petrol, doğalgaz var. Şimdi tabii plan ne? Amerika'nın Irak ve Suriye üzerinde bir kukla devlet kurduracak ikinci İsrail. O kuzey enerji hattını Akdeniz'den çıkacak olan enerjiyle birleştirecek. Bunun jandarmalığını İsrail yapacak. Taşımacılığını da Rumlar ve yapacak. Yunanlar yapacaklar. Yapacak. Hesap bu. Türkiye'yi devre dışı bırakacaklar. Şimdi Komnenos işte batılı abilerinden aldığı, efendilerinden aldığı emirle ne diyor? Efendim biz diyor 3500 adalara asker yerleştirdik. 3500'e Trakya'ya. Yani şunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye evet iki cephede birden savaşamaz. Yani hem güneyde hem batıda şu an müsait değil buna. Yani doğru da değil. Böyle konuşacaklar, bağıracaklar, adalarda provokasyonlar yapacaklar, kıyılarda provokasyonlar yapacaklar. Tabii Türk deniz gücünü görünce kaçacaklar. Ama zaten S-400'leri koyunca
iyice bir nutukları tutulacak da. Fakat Türkiye'yi batıda sıkıştırarak doğudaki PKK'ya yönelik müdahalelerinden de vazgeçirmeye çalışacaklar. O yüzden Türkiye'nin hızlı bir şekilde güneyde, güneydoğuda netice alması mühim. Yani İran ve Rusya ile stratejik beraberliğini sürdürüp Suriye rejimiyle de artık Suriye'nin geleceğine ilişkin tartışmayı düzgün bir şekilde yapıp PKK'yı bir an evvel bir adım sonrası def etmesi ve Suriye bütünlüğünü Irak'ta bir operasyona koruması mühim. Neden? Çünkü güneydeki süreç uzadıkça batıdaki tacizler artacak ve Yunanlar yine o taşeron rolünü üstlenmeye meraklı siyasetçileri var. Bak tarihte kaç acı tecrübe yaşadılar. Tabii. Yani ama diyorum ya bir tarihsel kader. Türkiye ne zaman emperyalizmle dövüşse hep Yunanistan Yunanlar karşısına çıkıyor. Şey yapıyor. Ön safta. Salınıyorlar. Tabii. Yani önümüze. Ama hep zararda çıktılar. Hayır yani ne yapabilirler? Bir cümle kapanış diyor yönetmenimiz. O yüzden şöyle bitirelim. Türkiye evvela hani nasıl Kurtuluş Savaşı'nda önce Doğu cephesini hallettik, sırtımızı güvenceye aldık. Şimdi sonra batıya yürüdük. Güney cephesi. Şimdi hızlıca burada artık belli siyasal takıntıları, rezervleri, tartışmaları hafifleterek ve Rusya ile girdiğimiz karşılıklı bağımlılık ilişkilerinden de yararlanarak onların da makul kabul edebileceği şartlarda hızlıca uzlaşıp güneydeki meseleyi en azından rahatlatıp batıda sağlam durmamız lazım. Tabii Türkiye'nin çok kritik birkaç senesi var. Bu birkaç seneyi iyi bir şekilde atlatırsak daha iyi olacak. Peki teşekkür ederiz Canlı Soy. Değerli izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bakış açısında haftaya salı günü yine aynı saatte 21.30'da karşınızda olacağız. Gündemin getirdiklerinde ise yarın 17.45'te karşınızdayız. Hoşça kalın.